İstanbul'da İstinye Koyu'ndayız. Balık lokantalarıyla meşhur. İstanbul'da olunca Marmara Denizi'nden çıkan çok özel bir balığı tanıyacağız Süreyya Bey'le. Hangi balık? Balıkların şampiyonu Fener balığı. Şampiyon. Yüzü insan yüzünü andıran bir ifadesi var. Evet, gözlere bakın. Çok çirkin, kocaman bir ağız, kocaman bir kafa ama muhteşem bir lezzet. Dış görüntüsüne aldanmayıp tadına bakan muhteşem bir lezzetle tanışıyor. Denizlerin ışıklar saçan fener balığı. Onun kıymeti çok tüketilen hamsi, sardalya, palamut gibi balıkların azalmasıyla anlaşıldı. Uzun yıllar ülkemizde bu tür balıklara rağbet edinmedi. Bu çirkin görünümü yüzünden tezgahlarda kaldı, yüzüne bakan olmadı. Yıllarca kıymeti bilinsin diye bekledi, artık sahnedeki yerini alıyor fener balığı. Dış görüntüsü hemen dikkat çekiyor. Arzuya bağlı. Çirkin diye kıymet bilmemezlik yapmayalım. Evet, çirkin fener ama balığını. Çirkin ama çok lezzetli balıktır fener balığı. Denizin derinliklerinde zifiri karanlıkta avını antenlerinden çıkan ışık sayesinde yakalıyor. Şöyle ışık saçan çubuğunu öne doğru uzatır. Küçük balıklar da hemen bunu yem zannederler. Gelince de şu kocaman ağzını açar, balıkları yutar. Tuzağa düşürür. Düşürür. Peki bu özel balığı nasıl yemeliyiz? Kuyruğunun derisini soyduktan sonra limonlu suda yarım saat bekletin, ardından kuşbaşı dilimleyin. Malzeme olarak milföy hamuru, zeytinyağı, taze karabiber, defne yaprağı ve tereyağını hazırlayın. Bu kestiğiniz kuşbaşı veya kazbaşı fener balıklarını güvecin içine koyuyoruz. 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakikada üstü kabarınca çıkarırsınız. Nefis bir tat ve farklı bir lezzet. Dilerseniz milföy hamuru olmadan da güveçte yapabilirsiniz.